Ben size değmedim dedim de hadi bakalım. Midenizde böyle güzel güzel ağrısız böyle korunmalı sağlıklı günler. Ah amanın bu mide problemleri de pek fena. Bakınıyorum böyle dayımın oğlu gillerde var, teyzem gilde var. Amanın midemde yiyor. Midesinde problem yaşıyor. O zaman ne oluyor? Mide koruyucu bir şey yiyecek, içecek. Ay diyor, fena olur, benim midem cızlatır diyor, fena yapar. Ben bir lüpliverin diyor, hapları, kimyasalları mideme bir koruyuculuk katıverim diyor. Emme ne diyoruz? Her şeyin doğalına kaçacağız diyoruz. Hinçik ben size böyle bir karışım vereceğim. Evde kendiniz mide koruyucu olarak bunu hazırlayabilir ve kullanabilirsiniz. Haplanı içeceğinize lüplük bir deneyin bakalım. Belki bu da faydalı olur. Doğal olarak da bunu kullanırsınız diyorum. Hadi bakalım Hinçik hep beraber nasıl oluyormuş bir bakalım. Malzemelerimizi ben söyleyeyim Hinçik size. Bir tane orta boy, kocaman olmasın yani, ufacık da olmasın, orta boy diyorum. Bir tane orta boy muz alacağız. Ondan sonra bir yemek kaşığı tahin alacağız. Malzemeleri sayıyorum. Son olarak da ne yapacağız? Ondan sonra bir tane tatlı kaşığı tarçın. Toz olaraktan tarçın alacağız. Bir tane orta boy muz. Söyleyiveriyorum pita. Ondan sonra bir yemek kaşığı tahin. Bir tane tatlı kaşığı da tarçın. Bunları koyuyoruz kaba. Amanın bir güzel harmanlıyoruz. Karıştırıyoruz böyle püre haline getiriyoruz. Muzu çatalla da ezebilirsiniz. İlla blender'a gerek yok. Bir güzelce harmanlıyoruz. Bunu ondan sonra geldik şimdi tüketmeye. Midemi korumam lazım. Midemi koruyucusu fazlamam lazım. Aç karnına tabii ki. Aç karnına bunu lüpletiyoruz. Bu hazırladığımız püre karışımı aç karnına yiyoruz. Bir güzel midemize alıyoruz. Ne oluyor? Midemizde koruyucuyu aldık bile doğal olaraktan. Hem faydalı şeylerle oluşturduğumuz malzemelerimizle oluşturduğumuz karışımı aldık midemize, mide koruyucumuzu yaptık. Bunu bir deneyin bakalım. Belki haplardan kurtulursunuz, rahatlarsınız. Ben size deneyelim dedim de hadi bakalım. Midenizde böyle güzel güzel ağrısız böyle korunmalı sağlıklı günler.